her şey böyle. Hala sinirim geçmedi. Ya Betüş, ben seni ilk defa bu kadar sinirli görüyorum. Yani insan bir müşteri yüzünden en fazla bu kadar gerilebilir. Sevgili kızımın en önemli özelliği sakinliğiydi. İlk önce o tersine döndü. Ha şimdi anladım. Demek ki Dudu Betüş'e huyları tersine dönsün zehir ya. Ben mi sakindim? İnsan bu kadar şapşal bir kocası, iki tane de haşarı üvey çocuğu varken nasıl sakin olabilir? Ay bu sihiri unutma, %100 sonuç verdi. Kocası ve onun çocuklarına olan sevgisi bile tersine döndü. Unutmam anne, unutmam. Sen merak etme, aklımın en güzel köşesine yazdım. Biliyor musunuz? Firuze'den. Hatta Sadık'ın o 5 para etmez patronundan da nefret ediyorum. Hatta bu zamana kadar onlara katlandığım için kendimden de nefret ediyorum. Kızına öyle kötü bir sihir yapmışsın ki Dudu. 400 yıllık arkadaşın dahi olsam sana çok kötü bir ceza vermek zorunda kalacağım. Bak kızım, Firuze konusunda sana %100 katılıyorum. Ama müstakbel cici baban hakkında böyle konuşursan, aa bak o zaman kırılırım ama. Annemle Umur Bey anlarsın ya. Aman bırak bırak. Sen ne dersen de ben sevmiyorum o adamı. Çok sinsi biri. Anne, sihir burada işe yaramamış. Betüş bu hale gelmeden önce de Umur Bey'den hiç az etmezdi. Ne yapacaksın şimdi? Tabii ki o şapşal kocasından boşanıp evimize geri dönecek. Geç bile kaldı. Boşanacağım tabii. Ben tuttuğunu koparan, gerektiğinde hiç kimseye acımayan ve benden başka hiç kimseden çocuğu olmayan bir adam istiyorum. Sadık çok iyi, çok saf, çok duygusal biri olduğu için işinde yükselemiyorsa bundan bana ne? Ha, işte bu. Aklım başına geldi nihayet. Ayol ne duygusuz biri oldu çıktı. Ben Sadık onu bırakır diye düşünürken o Sadık'ı bırakıyor. Ne etkili bir sihirmiş bu. Canım kızım, canım. Asıl ben sana öyle etkili bir ceza sihiri yapacağım ki Dudu. Bugünlerini çok arayacaksın. Ben gideyim. Uzatmadan şu işi bitireyim. Hadi hadi git konuş onunla. Biz seni burada bekleriz. Sonra da pılını pırtını toplar evimize döneriz. Bir celsede boşarız. Kapıdan çıkar çıkmaz eskisi gibi düşün Betüş. Boşanacağım tabii. Evet, oldu bu iş. Oldu tabii, oldu. Oldu da bitti bile. Gör bakalım o kötü niyetli sihirlerine, o hin zekada şimdi neler olacak. Allah'tan Betüş ailesinde daha derin yaralar açmadan duruma müdahale edebildi. Sadık, ne oldu? Niye benimle konuşmuyorsun? Betüş, lütfen bilmiyormuş gibi davranma. Farkında olmadan seni üzecek bir şey yaptıysam ne olur beni affet canım. Hayır, kalbimi çok kırdın sen. Yok, ilişkimizi yeniden gözden geçirmem gerekiyor. Ama ben tam olarak ne olduğunu bile bilmiyorum. Lütfen yapma Betüş, hatırlamıyor olamazsın yani. Her şey 1-2 saat içinde oldu. Önce kafede bir müşteriyi patakladın, sonra bana şapşal dedin. Patronuma benim icat ettiğim parfümü senin yarattığını söyledin. Tamam, çocuklar gerçeği anlattı. Evet, parfümümü kullanmışlar. Sen de bana iyilik olsun diye kendi parfümlerini karıştırıp beni bu kötü durumdan kurtarmışsın. Ama yani insan ailesi için, çocukları için bazen beyaz yalanlar söyler. Oysa sen ne yaptın? İşimden kovulmama neden oldun. Üstelik canımdan çok sevdiğim çocuklarımı çok kırdın Betüş, çok. Ben mi? Bütün bunları ben mi yaptım? Tabii ki sen. Yani birdenbire başka biri oldun. O benim güzel tatlı Betüş'üm gitti. Yerine herkesten nefret eden kavgacı, bencil, duygusuz biri geldi Betüş. Anne. Sadık, her şey geçti. Bir daha asla tekrarlanmayacak desen beni affedebilir misin? Her şeyi düzeltmeye, eski haline getirmeye çalışırım. Ha? Bak, benim hiçbir şey umurumda değil. İşimi kaybetmem, yeteneksiz olduğum için bazen kendi yarattığım şeylerin ardında senin payının olması, bunlar önemsiz şeyler. Beni ilgilendiren tek şey çok çok sevdiğim ve her zaman yanımda olmasını istediğim Betüş. Canım, seni ve çocuklarımızı çok seviyorum. Bugün olanları açıklayamıyorum ama söz veriyorum, bir daha asla tekrarlanmayacak.
belki de diyorum, Betüş Hanım'ın bugün canı bir şeye çok sıkıldı, ondan böyle davranıyor. Kendisi benden daha hamarat diye bazı onu kıskanıyorum, tamam. Ama ne yalan söyleyeyim, bence Betüş Hanım çok iyi bir kadıncağız. Çocuklar, Firuze, sizinle birkaç dakika konuşabilir miyiz? Ayol, ne bitmez konuşmaymış bu. Enişten boşanmamakta direniyor herhalde. Yok canım, olmaz öyle şey. Betüş kafasına bir şey koydu mu yapar. Ama anne, ne konuşuyorlar bu kadar saat? Meraktan çatlayacağım vallahi. Betüş'ün sihirli küresini getir, salona bir göz atalım. Vallahi helal olsun anne ya. Ceza olarak ikinizin de sihir yeteneğini geri alıyorum. Bir süre sihir yapmadan yaşayın da görün bakalım gününüzü. Buldum. Haydi bakalım. Anne, bu çalışmıyor. Bir daha yap bakalım. Bunların bozuk olduğu nerede görülmüş? Vallahi çalışmıyor. Ver bana. Bir de ben deneyim. Bu ilk defa başıma geliyor. Yarın hemen patronunla konuşup ona o parfüm için ne kadar emek harcadığını anlatacağım hayatım. Eminim seni yeniden işe alacaktır. Bak hayatım, iş falan umurumda değil benim. Yani yeter ki biz mutlu olalım. Bak, bu güzel aileyi ben ayakta tutabilmek için ne yapar eder bir iş bulurum zaten. Karşımıza nasıl bir zorluk çıkarsa çıksın, biz hep mutlu olacağız canım, söz veriyorum. Anne, affedersiniz, ben bir an için sizin bizde olduğunuzu unutmuştum. artık gördüğünüz gibi aramızdaki sorunları hallettik. Ayrıca böyle bir günde bizi yalnız bırakmadığınız için sizlere çok teşekkür ederiz. Anneciğim, Eda'cığım, çok geç oldu. Siz zaten gidiyordunuz değil mi? Gidiyoruz, gidiyoruz. Kalk kızım. Anneciğim, ben yarın sabah size kahve içmeye uğrarım. Her şeyi konuşuruz. Eda'cığım. Aa, ne oldu da sihir kendi kendine bozuldu, anlayamadım gitti. Anne, hani emindin? Hani sen bozmadan o sihir bozulmazdı? Aa kızım, yalan mı söyleyeceğim? Kitapta öyle yazıyordu. Acaba bir yeri mi atladım? Bir satır falan mı atladım? Nasıl oldu da yine onların aşklarına sihir işlemedi? Neyse, ne olduysa oldu. Hadi eve gidip tekrar kitaba bakalım. İyi.